Herkese hayırlı akşamlar. Bu akşam Guinness Gönüllü Hanımlar Kurulu'na bağlı Sağlık Araştırma Grubumuzun 4. programına hoş geldiniz. Kısaca Guinness'in Sağlık Araştırma Grubu nedir diye size bahsetmek istiyorum. Bu vesileyle de ilgilileri de davet etmiş oluruz hem. Guinness Gönüllüler olarak gıdada, deterjanda, kozmetikte helal ve tayyibe dikkat eden bir grup, sayıları günden güne artan bir grup, sertifika alan firmalar vesilesiyle bunlara erişimleriniz de kolay oluyor. Ama ilaçlar ve takviye gıdalar konusunda bu erişim biraz daha kısıtlı. Hatta mümkün olmadığı durumlar var. Çünkü ilaçların içerisinde kullanılan ham maddelerin her detayı paylaşılmıyor. Bir Müslüman olarak da biz şifamızı helalden bulmak zorundayız. Guinness'in bu konuda çalışmaları var. Gönüllü bir grup kurmuşlar ve sağlık araştırma grubu olarak bu akşam da hasta hakları konusunda Hasta Hakları Aktivistleri Derneği Başkanı Orhan Demir Bey ile bir söyleşi yapacağız. Kendisi bizi bu konuda aydınlatacak, bilgilendirecek. İnşallah izleyen herkese faydası olur. Bu konuda bilinçlenmiş oluruz, haklarımızı öğrenmiş oluruz. Çünkü ülkemizde aslında birçok hakkımız olduğu halde biz haklarımızın birçoğunu bilmiyoruz. Hoş geldiniz Orhan Hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı akşamlar herkese. Size de hocam hayırlı akşamlar. Önce hocam Hasta Hakları Aktivistleri Derneği'nin bize biraz bahsederseniz bu dernekten ne gibi çalışmalar yapıyor. Sonra biraz da sizi tanıyalım ve konumuza geçelim. Tabii 2009 yılında bu derneği kurduk. Daha önceden Tüketiciler Birliği'nin de genel başkan yardımcılığı ben yapıyorken bir tüketici örgütüne sağlık hizmeti alıyorken mağdur olduğunu ifade eden kişilerin müracaatları vardı. Yani bir tüketici örgütü ama öte taraftan alınması zorunlu olan bir hizmet alınmadığı zaman hayatını veya vücut bütünlüğünü kaybetme ihtimali riski olan bir hizmet neden acaba tüketici örgütüne müracaat ediyor? Hiç bu alanda çalışma yapan sivil toplum örgütü yok mu diye araştırdığımızda olmadığını, aktif olarak en azından olmadığını gördük ve bir grup arkadaşla beraber hasta hakları aktivistlerini kurduk. Aktivist kelimesini özellikle oraya koyduk ki mücadele eden, sahalara inen anlamında olması sebebiyle. Tüketiciler Birliği'ndeyken Guinness'in belli bir aşamaya gelmesinde Hüseyin Hoca ile beraber ortak çalışmalar yaptık. Çok kez televizyonlarda ve radyolarda programlara katıldık. Fuarlara katıldık. GİMDES'te de ben aktif anlamda bir dönem çalışma yaptım. Şu anda Hasta Hakları Aktivistlerinin genel başkanlığını yapıyorum. Dediğim gibi 2009 yılında kurduk. Derneğin yönetim kurulu üyesi olmamız veya yönetiminde yer almamız veya üyesi olmamız nedeniyle aynı zamanda valiliğin üniversite hastaneleri, kamu hastaneleri, özel hastanelere atadığı da bir üyeyiz. Hangi anlamda atama? O hastanelerde hasta hakları ihlalleri olursa o ihlallerin tespit edilmesi, tespiti sonrasında İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilmesi aşamasını yürütüyoruz. Bizim ihlal vardır diye verdiğimiz kararlar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından devlet memurları kanunu hükümleri çerçevesinde hekimlere uyarı, kınama, görevden uzaklaştırma, maaşlardan kesinti cezası olarak dönüyor. Dolayısıyla kısmi anlamda kamu görevinin de yapılması açısından bu çalışma içerisinde yer alıyor. Yani verdiğiniz şeyler, bilgilendirmeler bağlayıcı oluyor o zaman. Verilen kararlar bağlayıcı. Yani tabii ki bütün kararlara, verilen bütün kararlara, yargı kararları dahil itiraz hakkı var. Ancak verilen karar komisyon tarafından veriliyor. Oy çokluğuyla kararlar alınıyor. Her koşulda karar sağlık çalışanının aleyhine ise tabii ki bu karara itiraz etme mümkün. İtiraz sonrasında olay daha detaylı araştırılıyor, muhakkik tayin ediliyor. Ama verilen kararların geri dönme ihtimali şimdiye kadar çok olmadı. Çünkü gerçekten ince eleyip sık dokunan, şahitlerin dinlenildiği, kamera görüntülerinin izlenildiği, kanıtların ortaya konulmuş olduğu bir komisyon bu çalışmayı yürütüyor. Yani ihlal vardır veya yoktur. Aynı şekilde biz ihlal yoktur kararı verdiğimiz zaman da şikayet eden hastanın nasıl yani hakkım ihlal edildi, nasıl yok verdiniz diye itiraz etme hakkı da söz konusu. Dediğim gibi bir üst kurul bu itirazları değerlendirip tekrar yeni bir karar verebiliyor. Bu yeni karar verilen kararın ortadan kaldırılması da olabilir. Aynen onanması da olabilir. Peki hocam isterseniz kendinizden de biraz bahsedebilirsiniz. Sizi de biraz tanıyalım. Çünkü şimdi derneği anlattınız. GİMDES'te yaptığınız çalışmaları anlattınız ama Orhan Demir kimdir? Orhan Demir bir sivil toplum örgütü gönüllüsü. Esas işim
Mali müşavirlik, yani mali müşavirim ve bağımsız denetçiyim. Tüketiciler Birliği, Mazlumder, hasta hakları aktivistleri, sağlık ve gıda güvenliği hareketi, GİMDES gibi sivil toplum örgütlerinde aktif olarak gönüllülük esasına göre çalışmalar yaptım. Hali hazırda hasta hakları aktivistlerinin genel başkanıyım. İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği'nin yönetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi'nin de genel başkan yardımcılığı görevini aktif olarak yürütüyorum. Profesyonel mesleğim mali işler, hukuk ve finans yöneticisiyim. Bu alanda, yani bu bahsetmiş olduğum insan hakları alanında, gıda ile ilgili alanda, sağlık hukuku ile ilgili alanda birçok basın yayın kuruluşunda program yaptım. Radyolarda program yaptım. Televizyonlarda program yaptım. Çalışmalarım gönüllülük esasına göre devam ediyor. Allah razı olsun. Eyvallah. Şimdi bizi takip eden değerli kardeşlerimize hasta hakları hakkında sunum yapacaksınız inşallah. Biz haklarımızı biliyor muyuz hocam? Haklarımızı biliyor muyuz? Yani bilmiyoruz. Genel anlamda haklar bilinmediği için zaten ihlaller gerçekleşiyor. Sadece bizim ülkemize özgü değil aslında. Genel anlamda birçok ülkede insanların temel hak ve özgürlükleri bilmediği, bilse bile, yani bilmek yetmez, biliniyor olması kafi değil. İhlal edildiği zaman bir mücadele içerisine girmediğini ifade edebiliriz. İşte bunlar olmadığı için, yani iki unsur, hem bilinme, çünkü bilmezseniz mücadeleye giremezsiniz zaten. Olmadığı için ülkemizde, farklı ülkelerde, yani az gelişmiş diye ifade edilen veya gelişmekte olan ülkelerde hak ihlallerinin yoğun olarak yaşadığını, gelirin adil olarak dağıtılmadığını, bir sömürü düzeninin olduğunu, yolsuzluğun olduğunu, birçok hukuk ihlalinin olduğunu ifade edebiliriz. Gerçekten haklarımız, insan hakları, tüketici hakları, hasta hakları, gıda ile ilgili haklarımız bilinse toplum tarafından ve arkasında durulsa, yani bunları ihlal edenlere yönelik bir hukuksal girişimde bulunulsa, içinde bulunduğumuz durumu yaşar olmazdık. O yüzden genel anlamda bilinmediğinin altını çizebilirim. Anladım. Yani gerçi bilsek de şöyle bir şey var. Ben mesela birçok bu konuda insanlara bu konuda bilgilendirmeye çalışıyorum. Hani hakları olduğu konusunda, tabii ben bireysel olarak çalışıyorum. Sizin gibi bir kurumsal değilim ama. Yani haklarını bildirdiğimiz zaman dediğiniz gibi arkasından gitmekten ya işte üşeniyorlar açıkçası, ya da ne bileyim işte maddi külfet çıkacağından korkuyorlar, ya da ben yapmayayım da devlet düşsün peşine diyorlar. Yani erdemli insanda olmaması gereken bir davranış bana göre. Erdemli insan ister kendi hakkı ihlal edilsin, ister bir başkasının. O bir başkasının da kim olduğu önemli değil. Yani o insanın dini, milliyeti, cinsiyeti ayırt edilmeksizin kendinin değil bir başkasının hakkı bile ihlal edilse onun yanında yer alması, hakkı ihlal eden kişinin karşısında durması lazım. Yani erdemli insan bunu gerektirir. Aynı zamanda inanan insan olarak bize yüklenen misyon da bu mihvalde. Yani inanan insan, tabiri caizse mazlumun kimliği sorulmaz diyoruz ya, mazlum kim olursa olsun mazlumun yanında zalimin karşısında olması gerekir. Bizim inancımız bize aynı zamanda böyle bir görev de yüklemiş durumda. Dolayısıyla biz ister kendi hakkımızı ihlal edilmiş olsun, ister bir başkasının, ona müdahale etme gücümüz var elimizle. Elimizle buna müdahale etme gücümüz var da etmiyor isek eğer, veya dilimizle buna müdahale etme gücümüz var da etmiyorsak, veya en kötü ihtimalle kalbimizle buğz etmiyorsak, veya kademe anlamında daha iyi müdahale edebilme açısından tasarılar üretmiyorsak, bir Müslüman olarak, inanan bir insan olarak da bize yüklenen misyonu yerine getirmiş olmuyoruz aslında. Dolayısıyla ihlalin tutarının, miktarının bir önemi yok. İhlal yapılmışsa ve kasıt varsa mutlaka inanan insanın bir hak arama mücadelesi içerisine girmesi gerekir. Yani işi Allah'a havale etmeden önce kendisi mücadele edecek, yapmış olduğu mücadeleyle, yapmış olduğu girişimlerle, alternatif yöntemlerle başarılı olamıyor ise tabii ki ondan sonra Allah'a havale edecek. Ama öncelikle kendisinin bir mücadele içerisine girmesi gerekir. Tabii ki bir çaba göstermesi lazım hocam. Evet hocam, kardeşlerimiz büyük ihtimalle sunumunuzu bekliyorlardır. İnşallah başlayalım isterseniz. Eyvallah. Ben aslında başlamış oldum. Ekranda sanıyorum vizyon, misyon kısmı da gözüküyordur. Aşağıda da gördüğünüz üzere ama şu anda ekranı göremiyor muyuz? Şu an gelmedi hocam hala. Hemen bir paylaşmaya çalışayım bir saniye o zaman. Tamam. Yani orada da dediğim üzere ilkelerimize bakarsak, hak ihlali kimden gelirse ve kime yönelik olursa olsun ihlali gerçekleştirenin karşısında olmak bizim temel ilkemiz dernek olarak. Bu aynı zamanda dediğim gibi inancımızın bize yüklemiş olduğu bir misyon. Evet, mücadeleci dedik. Yani hasta hakları aktivistleri, aktivist mücadele eden, eylem içerisinde olan, aktif anlamda
olan cümlesini özellikle orada yer almasını istedik. Gerçekten de yeri geldiği zaman sahalara inip sahalarda hak arama mücadelesi de verdik. Özel hastanelerin önünde de olduk. Kamu kurumlarının önünde de yer aldık. Hakları ihlal edilen insanların bu ihlal eğer toplumsal bir ihlalse, mesela sezaryenle ilgili yapmış olduğumuz çalışmalarda dikkate alınmayınca yaptığımız uyarılar, kamu kurumlarının önüne de indiğimiz dönemler oldu. Şimdi biz bu çalışmalara başladığımız dönemde toplumun genelini ilgilendiren birkaç çalışma yaptık. Mesela sezaryenle ilgili bir rapor hazırladık. O dönem sezaryenin bazı hastanelerde %85'lerde olduğu bilimsel olarak ortaya konuluyordu. Aynı zamanda kamu hastanelerinde sezaryenli doğum oranları %65 seviyelerini geçmişti. Hatta bazı hastaneler, özel hastaneler hiç normal doğum yaptırmıyor. Sezaryen doğuma tamamen yönlendiriyor. Eğer normal doğumda ısrarcıysa o kişiyi kabul etmiyordular o yaptığımız dönemde. Biz sezaryenle ilgili raporu hazırladığımızda ve konuyla ilgili basın açıklaması yaptığımız zaman Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlükleri açıklama yapmak zorunda kaldılar. Gerçekten ortaya konulan rakamlar, rapor vahim bir tabloyu ortaya koyuyordu. Acısız ve ağrısız doğum diye gebe kadınların kandırıldığı, onlardan daha fazla para alma amacıyla, daha kısa sürede daha fazla insanı doğum yaptırarak onlardan daha fazla gelir elde etme çabası, gayreti vardı bu işi yapanların. Ana unsur, sebep buydu. Dolayısıyla biz dedik ki tıbbi müdahale olmaksızın, yani tıbbi gereklilik olmaksızın sezaryanla doğum yapılması suç kabul edilsin dedik ve hakikaten o dönemde bir yasal düzenleme yapıldı. Tıbbi müdahale olmadan gebe kadının veya ailenin isteği üzerine veya hekimin takdir yetkisiyle sezaryen yapılması suç kabul edildi o dönem ve yasalaştı. Daha sonra bu maddeye istinaden Cumhuriyet Halk Partisi, hekimlerin takdir yetkileri ellerinden alındı denilerek Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açıldı. Anayasa Mahkemesi konuyu inceledi, araştırdı, bir rapor hazırladı. Rapora biz de görüş sunduk ve düzenlemenin yerinde olduğuna dair karar verdi. Şu anda tıbbi müdahale olmaksızın sezaryenle ailenin isteği üzerine veya hekimin takdirine bağlı olarak doğum yaptırılması Türk Ceza Kanunu'na göre suç. Ama yine sezaryen oranlarının %60-65 seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Suç ama denetim yok. Suç ama şikayet eden yok. Suç ama arkasında duran, bu mücadeleye giren insan olmadığı için ne yazık ki doğumların büyük bir kısmı yine Türkiye'de sezaryenle oluyor. Avrupa ülkelerinde %15 seviyelerinde bu oran ama Türkiye'de gerçekten oranlar çok yüksek. Peki ne oluyor sezaryenle oluyor? Acısız ve ağrısız mı oluyor? Hayır. Ekonomik anlamda daha mı avantajlı? Hayır. Hem insanların ekonomik menfaatleri zedeleniyor, hem hiç gerek yokken ciddi bir cerrahi operasyon kişi geçirmiş oluyor ve dolaylı olarak bir doğum kontrol yöntemi olarak bu karşımıza çıkıyor. Bu 10 yıl önce hazırlamış olduğumuz raporun ikincisini, güncellenmiş versiyonunu geçtiğimiz günlerde tekrar hazırladık ve kamuoyuyla paylaştık. Derneğin sitesinden raporun detayını edinebilirsiniz. Yine o dönemde yardımcı üreme teknikleri raporu hazırladık. Nedir bu mesele? Yani babasız çocuk sahibi olma yöntemiydi bu yöntem. Yani gebe olmak isteyen kadın kocası olmadan işte Kıbrıs'tan, Yunanistan'dan, İngiltere'den, Fransa'dan, İsrail'den sperm satın alarak hamile kalıp çocuğunu doğurduğu bir yöntemdi. Türkiye'de de bir hayli bu yöntemle hamile kalan ve çocuğunu dünyaya getiren kişi vardı. Biz bu yöntemin Türk toplumunun örf ve adetlerine, dini inançlara uygun olmadığını, sosyolojik ve hukuksal altyapısının olmadığına vurgu yaparak kamuoyunu bilgilendirdik ve bakanlığı uyardık. Bu uyarı sonrasında bakanlık harekete geçti. Ankara'ya bizi çağırdılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konuyla ilgili bir milletvekillerine sunum yaptık. Sunum sonrasında yardımcı üreme teknikleri ile ilgili bir yönetmelik düzenlendi ve Türkiye'de bu işi yapan kişilerin bu işi yapması yasaklandı ve işletmeleri kapatıldı. Hali hazırda şu anda yasak. Evet, hocam ama burada sunumunuzu bölüyorum ama ekstra bir şey ekleyeceğim. Şöyle bir durum oluştu. Şimdi artık biyoteknolojinin gelişmesiyle birlikte artık şu da karşımıza çıkmaya başladı. Hatta bahsetmiştim size, Yılmaz Kaya hocamla yaptığımız görüşmede anlatmıştı bunu. Şimdi hastalıklı bir annenin yumurtası alınıyor. Sağlıklı bir anneden ona mitokondri ekleniyor. Ondan sonra hastalıklı anneye tekrar o yumurta enjekte ediliyor ve orada döllenmesi sağlanıyor ve çocuk sahibi olması sağlanıyor. Bu sefer iki anneli bir çocuk ortaya çıkıyor. İşte bunlarla ilgili malumunuz dini açıdan bir mutabakat yok. Bunları onaylayan otorite de çok değil. Yani belki farklı ülkelerde farklı mezhepsel onaylar olabilir ki var da bildiğim kadarıyla.
Ama Türkiye'de bu bahsetmiş olduğunuz yöntemi de, benim bahsettiğim yöntemi de onaylayan bir durum söz konusu değil ki. Biliyorsunuz tüp bebek yöntemi veya taşıyıcı annelik yöntemi de tartışma konusu. Tüp bebek yönteminde alınan spermle yumurtanın dışarıda döllendirilmesi sonrasında içinden en sağlıklısını seçilip sağlıklı olmayanların çöpe atılmış olduğu gerçeği söz konusu. Burada her ne kadar tartışma konusu olsa da bazı otoriteler bunun dini açıdan sakıncalı olmadığını ifade etse de dört büyük din şunu söylüyor. Döllenme itibariyle insanlaşma süreci başlıyor. Dolayısıyla eğer döllenme anı itibariyle insanlaşma süreci başlıyorsa sizin eleyip daha kalitesiz de çöpe atmış olduğunuz numuneler aslında insan tıbba göre. Tıbba göre de insan. Çünkü döllenme anı itibariyle insanlaşma süreci başlıyorsa siz insanları çöpe atıyorsunuz anlamına geliyor. Bizim bu yaptığımız çalışma sonrasında da dediğim gibi bir yasal düzenleme oldu ve yasal düzenlemeye göre şu anda yardımcı üreme tekniği evlerinin Türkiye'de açılması, bunların işletilmesi yasak ama engel olunamıyor. Yani bir kadın İsrail'e gidip veya İngiltere'ye gidip oradan sperm satın alıp orada bu spermle hamile kalıp çocuğunu orada doğurması veya burada doğurması mümkün. Hukukta, hukuki anlamda bu mümkün ve baba olarak da istediği kişiyi nüfusuna yazdırabiliyor, kimliğine yazdırabiliyor. Daha sonra deprem raporu hazırladık. Niye? Çünkü bizim bu çalışmayı hazırladığımız dönemde kamu hastanelerin %86'sı depreme dayanıklı değildi. Kamu hastanelerinin depreme dayanıklı olmasını istedik. Neden? Çünkü bunlar önem derecesi yüksek binalar. Yani bir deprem olduğunda, yani insanlar yaralandığında, insanların götürüleceği yerler bu binalar olduğu için bu binaların bir an önce depreme uygun hale getirilmesini istemiştik ki kademeli olarak getirildi ama hali hazırda İstanbul Eğitim Araştırma gibi, ÇAPA gibi, Cerrahpaşa gibi büyük hastanelerin deprem yönetmeliğine uygun olmadığını, aynı zamanda yangın yönetmeliğine de uygun olmadığının altını buradan çizmek isterim. Yine yeni doğan yoğun bakım üniteleriyle ilgili çalışmamız oldu. Acil sağlık hizmetleriyle ilgili bir raporumuz yayınlandı. Mahremiyet raporu ve aşı raporumuz yayınlandı. Onun dışında basın açıklamalarımız oldu. Bu slide'da da göreceğiniz basın açıklamalarının bir kısmı. Biraz önce de bahsettim. Hak arama konusunda insanın mücadeleci olması lazım. Eliyle, diliyle ve kalbiyle bu mücadeleyi sürdürmesi gerekiyor. Hak arama bilincinin iyiliği emretme, kötülükle nehyetme faaliyeti olduğunu hatırlatmakta fayda var. İşte Asr suresi. İman edenler, salih amel işleyenler birbirlerine iyiliği, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenlerin müstesna olduğu Asr suresinde bildirilmiş. Bu da hak arama açısından önemli bir uyarıdır, önemli bir ayettir. Yine insanlık onurunu ayakta tutma hakkı ve insanı koruma açısından hak aramanın önemine vurgu yapmak gerekiyor. Şimdi hakları nedir dersek, hasta hakları insan haklarının bir alt basamağı. İnsan hak ve değerlerinin sağlık hizmetlerinde uygulanması olarak ifade edilebilir. Dolayısıyla hasta hakları ihlal edildiği zaman insan haklarının ihlal edildiği anlamı ortaya çıkıyor. Bununla ilgili yasal düzenlemeler var burada. Birçok yasal düzenlemeler var. Hasta haklarını gündeme getiren bu yasal düzenlemelerde mutlaka hasta haklarına atıf var. Hasta hakları ile ilgili belli başlı maddeler söz konusu. Burada yine temel kavramlar hukuk kavramı, etik kavramı ve deontoloji kavramları hasta hakları açısından önemli kavramlar. Buraları hızlı geçiyorum. Çok teoriye takmak istemiyorum. Hekimle hasta arasındaki sözleşme, vekalet sözleşmesi. Hekimin özen yükümlülüğü, hastanın kabul edilmesi, tanı yükümlülüğü, hastanın aydınlatılması, tedavi yöntem ve usulünde bir yükümlülüğü, tedavi süresince kontrollerde yükümlülüğü, hekimin kendini geliştirmesi, yardımcılarını bilgilendirmesi yükümlülüğü ve meslek sırrı bu vekalet sözleşmesinin ana kuralları olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bir hekim bu kurallardan saptığında etik olarak ihlal etmiş de oluyor hastanın hakkını, kendi mesleki kuralların da etik anlamda ihlal etmiş oluyor. Sağlık mevzuatının kapsadığı konulara bakarsak, bulaşıcı hastalıklar, afetler, olağanüstü haller, organ ve doku nakilleri, sağlık alandaki diğer sorunlar, kurumlara bakarsak işte özel hastaneler, mikrobiyoloji ve biyokimya laboratuvarları dahil birçok sağlık kurumu bu mevzuatın içerisine giriyor değerli dinleyiciler. Buraları da hızlı geçtikten sonra şu dört temel ilkeye bakalım istiyorum. Hasta hakları bu dört temel ilkenin üzerine kurulu. Öncelikle yarar sağlama ve zarar vermeme. Eğer bir tıbbi işlem yapılacaksa o tıbbi işlemin sağladığı faydanın zarardan daha fazla olması lazım. Eğer yapılan tıbbi işlemin yarar-zarar dengesinde hasta aleyhine bir durum söz konusuysa hastanın kabulü olmaksızın hasta bilgilendirilerek sağlık hizmetinden kaçınılması gerekir. Yani hekimin böyle bir yükümlülüğü var. Dolayısıyla uygulanan tıbbi işlemin hastaya zarar
veya yarar sağlayıp sağlamadığını tabii ki hastanın bilmesi mümkün değil. Bilen hastalar mutlaka vardır. Bunu hekimin bilmesi gerekiyor. Yine kullanılan ilacın hastaya yarardan çok zarar verme ihtimali varsa hekimin o ilacı o hastaya vermemesi, o ilacı ona kullandırmaması gerekiyor. Yine özellik ilkesi, yani kişinin kendi kararlarına saygı gösterilmesi ve adalet ilkesi, toplumun sağlık bakımından eşit ve adil şekilde sağlık hizmetine ulaşma ilkesi bu anlamda önemli. Temel hastalıklarına bakarsak nelerdir bunlar? Hakkaniyete ve adalete uygun olarak sağlık hizmetlerinden faydalanma. Yani Hakkari'deki bir kişiyle İstanbul'daki bir kişi aynı sağlık sorunuyla ilgili aynı kalitede sağlık hizmetine ulaşamıyorsa burada adalet ve hakkaniyetten bahsetmemiz mümkün değil. Dolayısıyla Hakkari'deki kişiyle İstanbul'daki kişi ne zaman aynı sağlık sorunuyla ilgili aynı kalitede, aynı nitelikte sağlık hizmetine ulaşıyorsa o zaman hakkaniyetten ve adaletten bahsetmemiz mümkün. Bu hasta haklarının temel ana maddesi. Bunun vermiş olduğum örnekte sağlandığını tam olarak söylememiz mümkün değil. Hakkari'de birinci derecede yanık vakası geçiren bir çocuğun Ankara'da, İstanbul'da tedaviye ulaşabildiğini gördüğümüzde veya ciddi hastalıklarda hastanın önce Malatya'ya, sonra Ankara'ya, oradan başka bir büyük şehre taşındığını gördüğümüzde tabii ki adaletten ve hakkaniyetten bahsetmek ne yazık ki mümkün değil. Yine bilgilendirilme ve bilgi isteme hakkı söz konusu. Hasta hastaneye gittiğinde tedavi olursa ne olur? Olmazsa ne olur? Alternatif tedavi yöntemleri var mı? İlaçları kullansa ne olur? Kullanmasa ne olur? Alternatif ilaçları var mı gibi konularla ilgili sorular sorduğunda bu konularda bilgi edinmesi, kendisini ikna edici, kendisinin anlayabileceği dil ve düzeyde bilgilendirilmesi gerekir. Mahremiyet hakkı da söz konusu. İster dini inancın gereği olarak, isterse felsefi görüşünün gereği olarak olsun, mahremiyetinin korunmasını istiyorsa kamu kurumları bu temel isteği yerine getirmek zorunda. Bilgilerin gizli tutulması, aydınlatılmış rıza, yani kişinin anlayabileceği dil ve düzeyde, kişinin bir Kürt vatandaş olduğunu varsayalım. Türkçe bilmiyor, Kürtçe biliyor. Kürtçe olarak onun anlayabileceği dilde ve onun anlayabileceği düzeyde ona o bilginin verilmesi lazım. Bir Fransız vatandaş Türkiye'de ciddi bir operasyon geçirme ile karşı karşıya kaldı. Kendisi bilgi istediği zaman onun anlayabileceği dilde ve düzeyde o bilginin kendisine verilmesi gerekir. Şu anda bu hakkın özellikle Suriyeli vatandaşlar tarafından onların aleyhine olarak ihlal edildiğini görüyoruz. Suriyeli bir insan herhangi bir hastaneye gittiğinde hastanede Arapça tercüman olmadığı için aydınlatılmadan, rızası alınmadan, bilgilendirilmeden sağlık hizmetine ulaşmaya çalıştığını, buna mecbur kaldığını, buna mecbur edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu hakların ihlal edildiğini de ifade edebiliriz. Yine can ve mal güvenliğinin korunmasını isteme hakkı söz konusu. Hastanede hizmet alıyorken veya hastanede eğer yatarak sağlık hizmeti alıyorsa can ve mal güvenliğinin korunması lazım. Can güvenliği nedir? İşte binanın depreme dayanıklı olması can güvenliği ile ilgili bir unsurdur. Mal güvenliği nedir? Yani bir hırsızlığa karşı önlemlerin kurum tarafından alınması, binaların deprem ve yangın yönetmeliğine uygun olması gibi unsurların burada sağlanmış olması gerekiyor. Dini vecibelerini yerine getirme, hangi dinin mensubu olursa olsun, ister Hristiyan olsun, ister farklı bir dinin mensubu olsun, eğer dini telkin yapılsın istiyorsa kendisine, hastalığı süresince, kendisine bu imkanın sunulması gerekir. Eğer Müslümansa, ibadetlerini yapmak istiyorsa, hastanenin buna göre dizayn edilmesi lazım. Abdestini alacağı, namazlarını düzgün bir şekilde kılabileceği temiz ortamların, hijyen ortamlarının oluşturulması lazım. Genelde Türkiye'de mescitlerin, morgların yanında, Bodrum'da, hijyenden yoksun alanlarda olduğunu biliyorduk. Tabii ki son dönemlerde belli başlı iyileşmeler söz konusu. Ama hali hazırda yine bazı kamu hastanelerinde, üniversite hastanelerinde insanların dini vecibelerini yerine getirebilecek mekanların gerçekten yakışıksız yerlerde, hijyen kursunlardan yoksun yerlerde olduğunu söyleyebiliriz. Saygınlık ve rahatlık görme hakkı söz konusu. Ziyaretçi ve refakatçi bulundurma hakkı var. Şifa buluncaya kadar sağlık hizmetine ulaşma hakkı var. Tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı söz konusu. Sağlık kuruluşunu seçme, personeli değiştirme hakları söz konusu. Eğer haklarının ihlal edildiğini düşünüyorsa tabii ki dava açma ve şikayet etme hakkı da mevcut. Sağlık hizmeti alırken öncelik sırasının belirlenmesi gibi bir hak söz konusu. Son dönemlerde karşı karşıya kalmışsınızdır. Acil vakalar, engelliler, gebe kadınların, 65 yaş üstü kişilerin, 7 yaşından küçük çocuklar
harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimlerinin öncelik hakkı söz konusu. Yani bir hastaneye gittiği zaman bu haklarını dile getirirlerse veya bu koşulları sağladıkları kanıtlı bir şekilde oradaki ilgiliye sunarlarsa sağlık hizmetinden öncelikli faydalanma haklarının olduğunu altını çizeyim. Türkiye'de ötenazi yasak biliyorsunuz. Bazı ülkelerde bu serbest. Bilgilendirme hakkından bahsetmiştim. Bilgi vermenin usulü neydi? Sade, tereddüt ve şüpheye yer vermeyen, hastanın sosyal ve kültürel düzeyine uygun, hastanın mahremiyetini koruyacak şekliyle hastaya bilgi verilmesi lazım. Hademenin yanında verilmemesi lazım. Tedavisiyle ilgili doğrudan ilişkisi olmayan insanların yanında hastaya hastalığıyla ilgili bilgi verilmemesi lazım. Eğer hasta istemiyorsa biliyorsunuz hekimlerin yanında asistanları da öğrenciler de bazen grup halinde gidiyorlar. Biz bu konuyla ilgili çok şikayet ediyoruz özellikle üniversite hastanelerinden. Hastane yönetimi diyor ki bu öğrenciler nasıl öğrenci? Eğer biz grup olarak hastanın yanına gidip hastalığı hakkında bilgi toplu olarak edinmezsek, öğrenciler soru sormazsa, öğrenciler de muayene etmezse bunlar nasıl öğrenecek diye sistemleri var. Halbuki yasal değil bu. Buna rızası olmayan kişiye, yani bize yapılan bir müracaatı vereyim. Yani biraz özür dileyerek bunu ifade ediyorum. Gebe bir kadının elle alttan öğrenciler tarafından sırasıyla muayene edildiği şikayeti bize yapılmıştı. Kadın işte ikinci, üçüncü muayene sonrasında itiraz edince apar topar kadını diyorlar ki buradan o zaman git. Madem sen bu hastaneye geldin, sen bunu da kabul ettiğin anlamına geliyor. Burası bir üniversite hastanesi. Dolayısıyla buraya ön kabulle geldin. Seni aynı anda 3-4 kişi muayene edebilir. Eğer muayene olmak istemiyorsan eşyalarını topla. Git özel hastanede muayene ol diye hastayı oradan kovmuşlardı. Tabii biz şok olduk böyle bir müracaat bize gelince. İşin ilginç tarafı hastane savunma da verdi ve uygulamayı savundu. Yani bir akıl tutulması yaşadılar herhalde. Daha sonra olayın üzerine gidince geri adım attılar. Apar topar şikayeti geri çektirdiler ve dosyayı kapatmaya çalıştılar. Halbuki hasta istemiyorsa, sadece bir hekimin olmasını istiyorsa orada bir hekim olacak. Öğrenciler nerede bilgi edinirse edinsin. Beni ilgilendirmez. Buna rıza gösteren onlarca hasta vardır. O hastalar üzerinden bilgisini edinebilir. Yani ben bu eğitimi sağlık çalışanlarına da veriyorum. Özel hastanelerde, kamu hastanelerinde tür eğitimlere çağırıyorlar, gidiyorum. Yani bu konu gündeme gelince sürekli bir tartışma konusu oluyor. Evet, burada bu bir haktır. Bu hakkın ihlal edilmesi hem insan hakları ihlalidir hem mahremiyet hakkı ihlalidir. Aynı zamanda tıbbi gereklilik ve acil durum yoksa sırf bilgi amaçlı erkek bir kişi bu ihlali yapıyorsa vebal onun da aynı zamanda sırtındadır. Sadece buna müsaade eden hastanın değil. Aynı zamanda vebal olarak da o sağlık çalışanında bana göre vebal altındadır diye altını bunu çizmiş olayım. Hastanın kendisinin bilgilendirilmesi esastır dedik. Burada bilgilendirme yükümlülüğü kuruma ait, kamu kurumuna ait, bilgilendirildiğine dair ispat yükümlülüğü de kamuya ait. Yani hasta ben bilgilendirilmedim diye bir iddiada bulunursa bilgilendirildiğini, rızasının alındığına dair ispat yükümlülüğünün hastaneye ait olduğunu, sağlık çalışanına ait olduğunun altını çizelim. Genelde yargılamalarda biz hastayı bilgilendirdik, sözlü olarak bilgilendirildik deniliyor. Halbuki sözlü olarak değil, sözlü ile beraber aynı zamanda yazılı olarak hastanın bilgilendirilmesi, hastanın yazılı olarak aydınlatılmış onamının alınması gerekiyor. Aksi durumda yargılamalarda sağlık kurumları suçlu duruma düşüyor. Mahremiyet ve bilgilerin gizli tutulması meselesi var biliyorsunuz. Hastanın sağlık durumu ile ilgili değerlendirmenin gizli yürütülmesi gerekiyor. Muayenenin, teşhisin, tedavinin işlemleri makul bir gizlilik ortamında gerçekleştirilmesi gerekiyor. Ve bu haklar devam ediyor aşağıya doğru. Ölüm hali mahremiyet ihlalini ortadan kaldırmaz. Bu hak devam eder. Ama şöyle düşünün, basın yayın kurumlarını, haberleri göz önünüze getirin. Sırtından bıçaklanmış yarı çıplak bir kadın ambulanstan indirilip acil tedavi birimine alınıncaya kadar tüm Türkiye o tabloyu izliyor. Bu ciddi bir mahremiyet ihlalidir. Veya işte bir apartmanda doğalgaz faciası gerçekleşmiş. İşte orada insanlar hayatını kaybetmiş. O hayatını kaybeden insanların üstü örtülmemiş haliyle alınması, ambulansa konulması, ambulansa getirilmesi, hastaneye götürülmesi aşamalarının kameralarla tüm Türkiye tarafından izlendiğine şahit oluyoruz. Bunların tamamı mahremiyet ihlali. Bu mağdur olan insanların ve onların yakınlarının bu konularla ilgili şikayet etmesi, dava açması mümkün. Yine tedavi reddetme ve durdurma hakkı söz konusu. Acil durumlar hariç
hastanın bilinci kapalıysa tedavi için rıza alma şartı yok. Çünkü iradesinin ne olduğunu hekim bilemez. Dolayısıyla eğer hastanın iradesi yerindeyse, bilinci açıksa ve tedavi olmak istemiyorsa, acil durumlar hariç tedaviyi reddedebilir. Tedavi devam ediyorsa tedaviyi durdurabilir. Çünkü herkesin kendi kaderini tayin etme hakkı söz konusu. Dolayısıyla bu hakka da saygı duyulması gerekiyor. Peki hocam, burada diyelim ki bir kişi kalp krizi geçiriyor ya da mide kanaması geçiriyor. Ben bu tedaviyi kabul etmiyorum diyebiliyor mu, yoksa doktor buna müdahale etmek zorunda mı? Şöyle, burada acil durum diyoruz ya, yani müdahale edilmediği zaman kişinin hayatını veya vücut bütünlüğünü kaybetme durumu varsa burada kişinin rızası aranmaz. Çünkü kişi zaten aslında tam anlamıyla iradesini ortaya koyabilecek durumda değil. Sağlıklı düşündüğü varsayılmıyor. Dolayısıyla kalp krizi geçiren bir kişinin bana müdahale etmeyin, ben tedavi reddediyorum, eğer öleceksem de öleyim demesi durumunda sağlık çalışanının o zaman ben de müdahale etmiyorum deme şansı yok. Mutlaka müdahale etmesi gerekiyor. Acil durumlar hariç. Acil durum neydi? Müdahale edilmediği zaman hayatını veya vücut bütünlüğünü kaybetmesi. Ama batın bölgesinde bir ağrı var diyelim. Şimdi batın bölgesinde ağrının ana nedenlerinden bir tanesi apantis patlaması da olabilir. Apantis patlayan kişiye de tıbbi müdahalenin zamanında yapılmamış olması kişinin hayatını kaybetme riskini ortaya çıkarıyor. Aynı zamanda vücut bütünlüğünü de bozabiliyor. Bu da acil bir durum. Ama onun dışında diyelim ki kişi kanser hastası veya uzun süreli tedavi ihtiyacı olan, yani acil tedaviye ihtiyacı olmayan bir hasta olduğunu varsayalım. Tabii ki tedavi reddedebilir, verilen ilaçları kullanmayabilir, hiç hastaneye gitmeyebilir. Burada bir sağlık çalışanı suçlanamaz. O kişinin öleceğini bilse bile, yani tedavi olmadığı zaman, ilaçları kullanmadığında hayatının kaybetme ihtimali olduğunu bilse bile, sen biliyordun, bana niye müdahale etmedin, ilaçlarımı niye kullandırtmadın, beni niye uyarmadın diyemez. Tedaviyi reddetme hakkının da mutlaka yazılı alınması lazım. Bazen hastanelerde hastanın kendi isteğiyle başka bir hastaneye gitmek maksadıyla bile olsa o hastaneden ayrıldığını biliyoruz. Çünkü o hastanedeki hizmetin kaliteli ve nitelikli olduğunu düşünmüyor. Kendisine hizmetin adil olarak verildiğini, bilimsel verilere uygun olarak verildiğini düşünmüyor. Başka bir hastanede daha kaliteli hizmet alacağından hareket ederek ayrılırken bile tedavi reddettiğine dair ıslak imzasının mutlaka irade beyanının orada alınması gerekir. Bu bir beyan alınmadan gönderilen hastanın başına gelebileceklerden onu gönderen kişi sorumludur. O yüzden mutlaka ıslak imzalı tedavi reddettiğine dair o irade beyanını kağıda alınması gerekir. İnsani değerlere saygı gösterilmesi ve ziyaret hakkı. Yani hasta hakları yönetmeliği ne diyor? Sağlık personelinin hastalara, yakınlarına ve ziyaretçilere güler yüzlü, nazik, şefkatli davranmaları gereklidir diyor. Tabii ki bütün hastalara hekimin güler yüzle bakması mümkün değil yani Türkiye'de. Yapısal olarak mümkün de olmayabilir. Yani kişi hastaya saygısızlık etmiyordur ama yüzüne de gülmüyordur. Güler yüzü de değildir. Tabii bu abartılı bir hak olarak karşımıza çıkıyor. Genelde de itiraz ediliyor. Yani ben günde 70 hastaya bakıyorum. 70 hastaya nasıl güler yüzle davranayım diyor. Evet, güler yüzü davranmak zorunda değilsin ama şefkatli olacaksın, nazik olacaksın, onur ve haysiyetiyle oynamayacaksın, hakaret etmeyeceksin. Bunları yapmak zorundasın ama güler yüzlü olmak zorunda değilsin. Biz de bunun altını çiziyoruz. Her ne kadar yönetmelikte böyle bir hak söz konusu, uluslararası hukukta böyle bir hak söz konusu olsa bile burada ana unsur saygısızlık etme, onuruyla oynama, haysiyetiyle oynama, ona şefkatli davran, ona nazik davran, bunları yapabilirsin. Yine hastanın refakatçi bulundurma hakkı ve ziyaretçi kabul etme hakkı söz konusu. Bu bahsetmiş olduğum hakların ihlal edildiğini düşünüyorsa şikayet ve dava açma hakkı mevcut değerli dinleyiciler. Peki idari yaptırımlar nedir? Şimdi hukuki yaptırımlar var. Hak ihlali olursa maddi tazminat davaları var. Malpractice davaları diye ifade ettiğimiz, bir tıbbi hata sonucu hasta zarar gördüyse, hayatını kaybettiyse, vücut bütünlüğü bozulduysa maddi veya manevi tazminat davaları açılabiliyor. Aynı zamanda kasten yaralama, görevi ihmal, ayrımcılık suçu varsa veya kasten öldürme gibi suçlar varsa Türk Ceza Kanunu devreye giriyor. Burada reysen kurum harekete geçebilir veya şikayet üzerine harekete geçebilir. Bunlar kamu davaları. Yani kişinin illa dava açmasına gerek kalmaksızın savcılar kamu davası açarak ilgili sağlık personelleri hakkında yargılama isteyebilir. Bizim verdiğimiz kararlar sonrasında, yani Hasta Hakları Kurulu'nun vermiş olduğu kararlar sonrasındaki idari yaptırımlar ise uyarı cezası, para cezası, geçici olarak meslekten men, tabip odası belgesinde faaliyetlerin yasaklanması gibi cezalar verilebiliyor. Onu da altını çizeyim. Hastalıkları kurulları nasıl işliyor? Bir başhekim yardımcısı var.
kurulda başkan olarak. Hastalıkları birim sorumlusu mevcut. Yine aşağıda slaytta gözüken taraflar mevcut. Şöyle oluyor, hasta hakkının ihlal edildiğini düşünüyorsa ilgili hastaneye yazılı müracaat ediyor. O müracaat hasta hakları birimi tarafından değerlendiriliyor. Şikayet edilen birimden veya şikayet edilen sağlık çalışanından savunma isteniyor. Savunma demiyorlar buna ama bilgi istiyoruz diyorlar. Aslında bir hukuki açıdan bu bir savunmadır. Deniliyor ki seninle ilgili hasta böyle böyle bir şikayette bulundu. Bir bilgi ver bize. Sen bu konuyla ilgili ne biliyorsun? Bir savunma ver bağlamında bilgi isteniyor. Hekim de ıslak imzalı bir savunma veriyor. Bu şikayetle savunma bizim önümüze geliyor. Hastalıkları kurulunun önüne geliyor. Kurul şikayete bakıyor, savunmaya bakıyor, kanıt istiyor. Hasta orada muayene olmuş mu? Hastanın verilerini istiyor. Kaçta gelmiş? Kaçta muayene olmuş? Yani şikayetin konusuna göre kamera kaydı istiyor. Şahit istiyor. Gerekirse hekimi kurula toplantıya dinlemek üzere çağırıyor. Hastayı kurula çağırıyor veya hastanı değil hastanın avukatı varsa hastanın avukatını kurula çağırıyor. Bütün kanıtları, bütün belgeleri, bilgileri göz önünde bulundurarak hasta hakları yönetmeliği çerçevesinde hastanın hakkı ihlal edilmiştir veya ihlal edilmemiştir kararını vererek ilgili kararı tebliğ edilsin diye birime ulaştırıyor. Bunların tamamının 10-15 günlük süre içerisinde yapılması gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla biz haftada bir toplantı yapıyoruz. Hastalıkları kurullarında. Pandemi döneminde çok yüz yüze toplantı yapamadık ama pandemi öncesinde her hafta aşağı yukarı 7-8 tane dosya konuşuyoruz, görüşüyoruz. Peki hocam şikayet süreci ne kadar? Yani mesela bir sene önce olmuş bir olayı şimdi şikayet edebiliyor muyuz? Edebilir. Orada bir zaman hat düşürücü süre yok. Yani kişinin elinde şikayetle ilgili kanıt varsa, yani ben şu gün gittim Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde saat 8'de randevum vardı ama doktor 9'da beni muayeneye aldı. Benim zamanıma ve vaktime saygı gösterilmedi dediğinde biz bu hastanın iddialarını kayıtlardan çıkarabiliyorsak sorun yok. Ama hastanın kayıtlarına ulaşamıyorsak hastanın söylemleri iddiadan ibaret kalıyor. Dolayısıyla bunu doğrulatmamız çok mümkün olmuyor. Dolayısıyla bazı dosyaları biz iddialar tutarsız olduğu için, soyut olduğu için hiç görüşmeye almıyoruz. Diyoruz ki yani soyut ifadeler var. Kişi ismi yok, doğru dürüst kurum ismi yok, zaman yok, detay yok. Öyle değil, bizzat kişi ismi olacak, kurum ismi olacak, hangi hizmeti almak istedi de alamadı, hangi hakkı ihlal edildi gibi o ifadelerden bunların anlaşılması gerekiyor. Tabii ki dört başı mamur bir dilekçe yazacak, her şeyi önümüze koyacak bağlamda söylemiyoruz. Ama en azından okuduğumuz zaman kim, niye, neden şikayet edilmiş bunları anlayabilmemiz lazım ki biz karşı taraftan savunma isteyebilelim. Dolayısıyla böyle soyut, içeriği belli olmayan şikayetleri hiç görüşmeden zaten kapatıyoruz. Bakın burada sayılar var. 150 bin başvuru olmuş. 29 bin kurulda görüşülmüş. Geriye kalanlar yerinde çözüm mekanizmasıyla çözülmüş. Kadınların erkeklere göre baktığımızda daha az şikayette bulunduğunu söyleyebiliriz. Hızlı hızlı geçiyorum buraları. 36-41 yaş arasında olan kişilerin değil de 41 yaş ve üzeri olanların daha fazla hak aradığını buradan ifade edebiliriz. Yani belli bir yaş olgunluğuna oluşmuş insanlar daha fazla hak arama sürecine giriyorlar. Sonra lise mezunlarının, üniversite mezunlarına denk aşağı yukarı daha fazla hak arama sürecine girdiğini ifade edebiliriz. En çok şikayet edilen kamu personellerinin uzman hekimler olduğunu burada görüyoruz. Daha çok uzman hekimler, poliklinik hizmetleri daha çok şikayet edilmiş. Kurullara gelen şikayetlerin çoğunluğu bu yönde. Ve en çok dediğim gibi kamu hastaneleri şikayet edilmiş. Biraz önce de değindim arkadaşlar. Acil hal nedir? Ani gelişen hastalık, kaza ve yaralanma durumlarında 24 saat içerisinde müdahale edilmediği zaman kişinin hayatını ve vücut bütünlüğünü kaybetme riski. İşte bu tanım sağlık uygulamaları tebliğinde yapılmış. Aynı zamanda acil tedavi hizmetleri yönetmeliğinde de bu tanım yapılmış. Fakat bir tanım daha var. Bu da bir genelgeyle Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bir tanım. Deniliyor ki burada sağlık kuruluşuna müracaat edildiği zaman eğer yatışı yapılıyorsa veya tıbbi müdahale yapılıyorsa veya müşahede altına alınıyorsa bu acildir. Şimdi böyle de bir acil tanımı söz konusu. Bir de Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlemiş olduğu 32 parametre var. Dolayısıyla SUT'taki tanımla Sağlık Bakanlığı'nın tanımını veya Dünya Sağlık Örgütü'nün parametrelerini kıyasladığımız zaman üçünün arasında bir çelişkinin olduğunu, bu çelişkinin de özel hastaneler tarafından suistimal edildiğinin altını çizebiliriz. Şimdi özel hastane yetkilileri de diyebilir ki, evet bir tanım kargaşası var, hastalar da bunu suistimal ediyor diyebilirler ama bize göre özel sağlık kuruluşları
bu curcunayı, bu karışıklığı suistimal ediyorlar. Şimdi acile müracaat ettiğinde kişinin müşahede altına alınması bilinen bir şey. Herkesin kafasında canlanır, gözetleniyor, müşahede odasına alındı. Yatışının yapılması bilinen bir şey. Yani yatırdılar. Demek ki yatırıyorlarsa bir durum var demek ki. Müdahale edilmesi gereken bir durum var gibi bir anlam zaten çıkıyor. Dedik ki bakanlığa, tıbbi müdahale derken neyi kastediyorsunuz? Cevap verdi. Dedi ki, velev ki ateşini düşürmek için koltuk altına yapılan soğuk tampon, yapılan bir oksijen uygulaması veya bir enjeksiyon, yakınmalı ağrısını gidermek için yapılan bir işlem gibi basit tıbbi işlemleri de söyledi. Dolayısıyla bir kişi herhangi bir özel hastaneye gittiği zaman müşahede altına alınıyorsa, yatışı yapılıyorsa veya bahsettiğim tıbbi işlemler yapılıyorsa, yani yakınmalı ağrısını gidermek için yapılan bir enjeksiyon veya bir serum takılıyorsa veya ateşini düşürmek için bir işlem yapılıyorsa bu kişi acildir. Peki acil olursa ne oluyor? Kişi acil olursa acil tedavi hizmetleri üzerinden özel hastaneler ücret alamıyorlar. Bu ücreti kamu kurumu özel hastaneye ödüyor. Zaten bizim de üzerinde durduğumuz, sürekli dile getirdiğimiz unsur bu. Acil tedavi hizmetleri üzerinden özel sağlık kuruluşlarının haksız ve hukuksuz kazanç elde ettiğinin altını çiziyoruz. Bunu da işte bu bahsetmiş olduğum genelgeye dayandırıyoruz. Sadece bu genelge değil, aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü'nün 32 parametresine dayandırıyoruz. Aynı zamanda özel hastanelerdeki yönetmelik hükümlerine dayandırıyoruz. Aynı zamanda anayasanın ilgili hükümlerine, aynı zamanda sosyal devlet ilkesi, sosyal devlet olmanın gerekliliklerine dayandırıyoruz. O yüzden öyle düşünün, bir kişi kalp krizi geçirdi, bilinci kapalı. Oradaki kişiler tarafından kendi iradesi dışında en yakın sağlık kuruluşuna götürüldü. En yakın sağlık kuruluşu bir özel hastane. Kişiye açık kalp ameliyatı yapıldı, bypass yapıldı. 9 gün yoğun bakımda kaldı. Diyelim ki kalp krizi geçirdiği anda düşmeye bağlı olarak kafatasında da bir çatlak oluştu veya kalçasında bir kırık oluştu. Şimdi özel hastane diyor ki, ben ilk 24 saat içinde verdiğim hizmetten ücret almam. 24 saat sonra verilen hizmetler ücrete tabidir. O yüzden hasta hastaneye geldikten sonra hizmet sunmayı, her hasta için söylemiyorum ama birçok hastada 24 saat öteliyorlar. Yani hizmet verme 24 saat sonra başlıyorlar. Niye? Hastadan da para almak için. Hastadan da para almanın önünü açmak için. Daha önceden sağlık uygulamaları tebliğinde acilden giriş yapan kişi taburcu edilinceye kadar verilen hizmetler için ücret ödemiyordu. 2018 yılında yapılan bir değişiklikle 24 saat içinde verilen hizmetler için para ödemez diye bir sınırlama getirildi. Bu aslında anayasal açıdan sıkıntılı bir düzenlemeydi. Sosyal devlet ilkesine aykırıydı. Acil tedavi hizmetleri yönetmeliğine aykırıydı. Biz bunun iptali için dava açtık. Yürütmenin durdurulması için girişimde bulunduk. Ama özel hastanelerin lobicilik çalışması daha güçlü olduğu için ne yazık ki bu davayı karşı oy olmasına rağmen, hakimlerin karşı oyu da vardı. Yani bizim gibi düşündüklerini ifade etmişlerdi. Ona rağmen yerinde bir uygulama olarak gördü. Dolayısıyla özel hastaneler acilden müracaat eden kişiden ücret şu anda alabiliyorlar 24 saat sonra verilen hizmetler için. Şimdi bunu şöyle yorumlarsak, kişi kalp krizi geçirdi, açık kalp ameliyatı oldu, 10 gün yoğun bakımda kaldı, yoğun bakımdan servise alındı. Buraya kadar her şey tamam. Buraya kadar para alamazsın. Yasal düzenlemeler net. Buna rağmen alıyorlar, orası ayrı. Diyelim ki almayan bir kurum olduğunu varsayalım. Hasta gözlerini açtı, hekim yanına gitti. Hekim hastaya durumunu anlattı. Dedi ki bak böyle böyle olaylar geldi başına, farkında mısın? Deniliyor ki düzenlemeye göre, hastanın servise çıkması, yani stabil olduktan sonra kendisinden bir muvafakatname alınır. Şimdiye kadar verdiğimiz hizmetlerden ücret almıyorduk ama şu aşamadan sonra verilen hizmetlerden dolayı senden ücret alacağız. Bu muvafakatı imzala diyorlar hastaya. Şimdi hasta kendi iradesi dışında o hastaneye götürülmüş. Ameliyat olmuş ve ödeme gücü yok. Ne olacak? Ödeme gücü yok. O zaman hastaya diyorlar ki, o zaman kusura bakma kardeşim, eşyalarını topla git. Sen para vermek zorundasın bize. Biz almak zorundayız. Yasa bize alacaksın diyor. Ya hastanın ödeme gücü yok, ne yapacak? Tedavisi tamamlanmamış. Daha orada 7 gün kalacak. Antibiyotik kullanacak. Hastanın ameliyata bağlı bir komplikasyon gelişiyor mu gelişmiyor mu, onu hekimin orada görmesi lazım. Hadi hasta param yok dedi, çıktı. Kamuya gidecek. Hangi kamu hastanesi kabul eder bu hastayı? Dolayısıyla anayasaya uygun olmayan, sosyal güvenlik hukukuyla uyumsuz, vicdani değerlerle, ahlaki değerlerle örtüşmeyen bir yasal düzenlemeyle karşı karşıyayız şu anda. Ama güçlü olan taraf haklıymış gibi
bir uygulamayla şu anda bu işlemler ne yazık ki devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen parametreler. Bunlar acil hal olarak kabul ediliyor. Suda boğulma vakası, trafik kazaları, ciddi iş kazaları, elektrik çarpması, ısı çarpması gibi vakalar. İşte başlamış doğum faaliyeti. Yani bir gebe kadının suyu geldiyse, ağrı aralığı 2 dakikanın altına düştüyse en yakın özel hastaneye gittiğinde doğumla ilgili bütün işlemlerin herhangi bir ilave ücret istenmeden yerine getirilmesi lazım. Bu düzenleme bunu söylüyor. Dolayısıyla acil kapsamına girmiş oluyor. Şu anda özel hastaneler kendilerine müracaat eden hastalardan %200 civarında ilave ücret alabiliyorlar. Yani muayene ücreti 40 liraysa devletin özel hastaneye ödemiş olduğu 80 lira civarında da özel hastane vatandaştan isteme hakkına sahip. Sezaryen için devletin ödediği bedel 450 lira ise özel hastane vatandaştan da 900 lira civarında para isteyebiliyor. Bu söylemiş olduğum rakamlar eski rakamlar. Güncel rakamları ben size söyleyeceğim. Normal doğum için özel hastaneye kişinin ödeyebileceği en yüksek ücret 2396 lira normal vajinal doğum için. Sezaryen için ödeyeceği en yüksek ücret 1242 lira. Yani vatandaşın cebinden ödeyeceği ücret. Sezaryenle doğum yaptıysa 5 yıldızlı anlaşmalı özel bir sağlık kuruluşunda devletin ödemiş olduğu bedelin 2 katı olan 1242 lira da kişi cebinden ödeyebiliyor. Şimdi bu bedelin en yükseği 3091 lira. Suda vajinal doğum diye geçiyor. Yani sezaryenin 1242 lira normal doğumun 2296 lira olduğunu söyledim. Siz de fiili durumla karşılaştırın bu rakamları. Herhangi bir özel hastane normal doğum yapmak niyetiyle gittiğinizde istenen ücretler şu anda 5000 liradan başlıyor. Yani yasal sınırın kat kat fazlası alınıyor ve insanlar çaresiz olduğunu, mecbur olduğunu düşünerek bu paraları ödemek zorunda kalıyorlar ne yazık ki. Ne biliyorsunuz katılım payları var. Yani ikinci ve üçüncü sağlık resmi sağlık hizmetleri sunucularından hizmet alınmışsa 5 lira. Eczanede ödenen bir para, özel sağlık kuruluşundan hizmet aldıysa 12 lira. Eczaneden ilaç almaya gittiği zaman 3 kutuya kadar 1 lira artı her kutu için 1 lira. 3 kutudan sonra her kutu için artı 1 lira civarında reçete katkı payı, muayene katkı payı gibi vatandaşın cebinden paralar çıkıyor. Tabii bunlar sembolik olarak ifade ettiğimiz ücretler. Yani sigaranın 20 lira olduğu, 15 lira olduğu bir dönemde kişilerin bu ücretleri ödediğinden dolayı sistem etmesi çok anlamlı değil. Netice itibariyle sağlık hizmetleri Türkiye'de her ne kadar tenkit edilse de, ben de tenkit etsem de, tam ideal olmasa da başka ülkelerle kıyaslandığı zaman iyi bir durumdayız. Bunun altını çizmek bir fayda var. Sağlık çalışanların hakları var mı? Tabii ki var. Sağlık çalışanların da o biraz önce de ifade etmiş olduğum hakların yanında hastayı reddetme hakkı da söz konusu. En çok tartışmalı haklardan birisi. Bu hak kanunla verilen bir hak değil. Bu hak yargılamalar sonrasında yargının yargılama kararlarından ortaya çıkan haklar arasında yer alıyor. Bir hasta hekim tarafından makul bir gerekçe olmaksızın reddedilemez. Nedir o makul gerekçe? Hasta ile hekim arasında ciddi bir güven sorunu olması lazım. Hastanın hekime galiz küfürler etmesi, hekime şiddet uygulaması lazım. İşte böyle durumlarda hekim o hastaya bakmak zorunda değil. Peki nasıl yapacak? Hastanın mağdur olmasını önleyecek gerekli önlemleri aldıktan sonra hastayı reddedebilir. Hastaya sağlık hizmeti sunmaktan kaçınabilir. Bu durumda kimse hekimi suçlayamaz. Ama hastanın mağdur olmasını önleyecek önlemleri almadan tedaviyi reddeder, sağlık hizmeti sunmazsa hekim gerekçe olmaksızın hastayı reddettiği, önlem almaksızın reddettiği için suçlanabilir. Bunu da altını çizeyim. Bir dönem hastalar kılık kıyafeti nedeniyle hekimler tarafından tedavi edilmiyordu. O dönemleri hatırlarsınız. Çapa'da, Cerrahpaşa'da çarşaflı gelen, örtülü olan insanları niye bu kişileri buralara getiriyorsun? Bir daha buralara getirmeyin diye ambulans şoförlerine hekimlerin kızdığını biliyoruz. Bunların dava konusu olduğunu biliyoruz. Biz de benzer birçok husus olaya şahit olduk ve bu tür davalara taraf olduk. Dolayısıyla hekim hastayı bahsetmiş olduğum gerekçeler oluşursa reddedebilir. Onun dışında reddedemez. Yine hastalar özel hastanelerden aldığı hizmetlerin ayıp olduğunu düşünüyorlarsa veya bir hekimin muayenehanesine gittiler, muayenehanesinde hizmet aldılar, verilen hizmetin ödediği parayla uyumlu olmadığını, ayıplı olduğunu düşünüyorlarsa tüketici sorunları hakemiyetlerine müracaat edip haklarının iadesini talep edebilirler. Buradan sonra Sayıştay raporlarına kısa bir göz atayım. Sayıştay raporlarını hiç inceleme imkanınız oldu mu bilmiyorum.
bakmanızı öneririm. 2012 ile 2017 yılları arasındaki Sayıştay raporlarında özel sağlık kuruluşlarının ve kamu hastanelerinin devleti nasıl dolandırdığını, vatandaşın parasını nasıl özel hastanelerin cebine aktarıldığına dair ciddi kanıtlar, tespitler Sayıştay tarafından yapılmış durumda. İşte orada örnekler gözüküyor. Toplam 403 adet özel sağlık kuruluşu ile ilgili veya sağlık uygulamaları tebliğine, hükümlerine aykırı tespit yapıldığı, bu tespit sonrasında 114 milyon 217 bin 451 lira ceza uygulaması, cezanın uygulanmadığı diyor. Yine 2012 yılında diyor işte medula sistemine daha yüksek birim fiyatlı SUT kodunun giriş yapılan toplam 10 milyon gibi, yani daha düşük koddan hizmeti fiilen veriyor ama daha yüksek, yani A hizmetini veriyorken B hizmeti vermiş gibi tabiri caizse göstererek devleti dolandırıyor. Yani Sayıştay raporlarındaki bulgular, kanıtlı bulgular, bu yolsuzluklar devam ediyor mu? Ne yazık ki devam ediyor. Özel hastaneler üniversite hastanesine büründürülerek Sayıştay denetiminden kaçırıldı. Aynı tıbbi malzeme, yani bir kez kullanılması gereken tıbbi malzemenin 10 kez 10 ayrı hastada kullanıldığı, bir tıbbi malzemenin 10 kez ayrı hastada kullanıldığı ama 10 tane tıbbi malzeme kullanılmış gibi faturanın devlete kesildiği ve paralarının devletten alındığına yönelik inanılmaz olaylar, bize yapılan müracaatlar, Sosyal Güvenlik Kurumu denetmenlerinin yaptığı tespitler, müfettişlerin yaptığı tespitler, bize ulaşan raporlar söz konusu. Ciddi denetim yok, caydırıcı cezalar yok. Vatandaş özele gitti, haksız ve hukuksuz para ödedi, ne yapacak? Bu paraları almak için girişimde bulunabilir. Hakem heyetine gidebilir, ilhamsız icra takibi yapabilir, dava açabilir. Bunlar mümkün. Veya Sosyal Güvenlik Kurumu'na şikayet edebilir. Sosyal Güvenlik Kurumu'na şikayet ettiği zaman Sosyal Güvenlik Kurumu diyor ki, sen vatandaştan haksız ve hukuksuz para aldın, parayı iade et. Aldığın paranın iki katı, iade etmezsen beş katı ceza keseceğim diyor. Özel hastaneye ceza kesebiliyor. Peki caydırıcı mı? Ne yazık ki caydırıcı değil. Zaten cezalar caydırıcı olmuş olsaydı, Covid döneminde, bulaşıcı hastalığın yaygın olduğu dönemde ölüm korkusuyla, ölüm kaygısıyla hastaneye giden insanların o korkuları üzerinden, o kaygıları üzerinden haksız kazanç elde etme çabası ve gayreti olmazdı. İnsanların bilgisizliği, çaresizliği ve mecburiyeti haksız kazanca konu edilmezdi. İşte toplumdaki hak arama sürecine girmemenin faturası bu. Hak aramak haksızlık yapanları daha da cesur hale getiriyor. Hak arama eylemine girilmezse, halbuki insanlar haklarını arasa, bu kurumları şikayet etse, deşifre etse, haksızlık yapanların cesareti, haksızlık yapma cesareti kırılacaktır. İnsanlar hak aramadığı için şu anda İsrail, Filistin'de masum insanları bombalıyor. İnsanlar hak aramadığı için Irak'ta, Suriye'de binlerce insan öldürüldü, binlerce insana, kadına tecavüz edildi, binlerce çocuk katledildi. Dünyanın farklı beldelerinde insanlar hak aramadığı için mazlumlar mevcut. İnsanlar hak aramadığı için gelirin %90'ı %10'luk kesime gidiyor. %10'u da %90'lık kesime pay ediliyor. Hak arama sürecine insanlar girmediği için. Dolayısıyla bunların tabii ki bir faturası da bize kesilecek. Yani bu olaylar yaşanıyorken bunları gören, bunlara ses çıkarmayan, bunlara tepki vermeyen, gözünü kulağını tıkayan bize de tabii ki bir fatura çıkacak, bir hesap sorulacak diyorum. Bu konularla ilgili eğer sorunuz yoksa, aşı ile ilgili söyleyeceğim birkaç husus var, aldığım notlar var, okuduğum makalelerden. Sorunuz varsa sorularınızı cevaplayabilirim. Şöyle hocam, arkadaşlar şöyle bir şey geldi. Aşının zorunlu olması veya bu konuda baskı yapılması, hatta itiraz durumunda mağduriyet yaşatılması ihtimalleri ilgili değinmek istediklerimiz var mı diye sormuş arkadaşlar. Şöyle, ben genel anlamda açıklamaları yapayım. Dolaylı olarak onlara da cevap vermiş olacağım. Şimdi zorunlu aşı uygulamasıyla hangi insan haklarının ihlali söz konusudur? Bu önemli bir husus. 2. Covid-19 aşısının ciddi yan etkilerinin olması halinde aşı üreticilerinin, onay kurumlarının, dağıtıcıların, sağlık kurumlarının, sağlık personellerinin ve sürece dahil olan diğer kişi ve kurumların hukuki sorumluluğu ne olacak? İşte bu iki husus şu anda belirsiz. Malum aşı nedir? Aşı insanlar hastalıklardan ve hastalıkların neden olduğu sonuçlardan koruyabilmek için sağlam ve risk altındaki kişilere yapılan bir tıbbi uygulamadır. Dolayısıyla tıbbi uygulama olması nedeniyle belli başlı koşulların sağlanmış olması lazım. Bakın, bu zamana kadar en hızlı geliştirilen aşı 1963 ile 1967 yılları arasında toplam 4 yılda geliştirilen kaba kulak aşısıdır.
en hızlı. Şimdi COVID aşısı 1-1,5 yıl civarında geliştirildi. Dolayısıyla bu aşının 1 yıl sonra, 2 yıl sonra insanlar üzerinde ne tür olumsuz sonuçlar doğuracağı konusunda üreticilerin dahi fikri yok. Faz 1, faz 2, faz 3 aşamaları tam olarak uygulanmadan acil kullanım onayı alınarak bu aşılar şu anda uygulanıyor. Dolayısıyla bunların tabii ki ileride sorun çıkma ihtimali var. O yüzden aşı üreticileri bu dönemde hukuki koruma istiyorlar. Diyorlar ki bu aşılar acil kullanım onayıyla şu anda uygulanıyor insanlara. İleride aşılar nedeniyle insanlar hayatını kaybeder veya vücut bütünlüğü bozulursa bize dava açılamasın, bizi hukuki olarak koruma kalkanına büründürün. Yoksa biz aşı üretmeyeceğiz gibi hükümetlere baskı yaptılar ve başarılı da oldular. Amerika bu konuyla ilgili üreticilere dava açılamayacağına dair bir sözleşme imzaladı. Türkiye'de Çin'den almış olduğu aşılarla ilgili benzer olmasa da biliyorsunuz açılan davalardan dolayı ödenecek olan toplam tazminat bedelinin aşılar için ödenen bedelden fazla olamayacağına dair bir sözleşme imzaladı. Şimdi uluslararası bir koalisyon bir araya geldi 2020 yılında. Dedi ki her gün yüksek sayıda ölümlere yol açan COVID-19 karşısında bazı güvenlik önlemlerinden ödün verilebileceği, diğer bir ifadeyle gerekli olan süre önemli ölçüde kısaltılarak belirli oranda risk alınabileceği ifade edildi. Buna istinaden, yani bu koalisyonun vermiş olduğu karara istinaden Türkiye'de 2020 yılında Beşeri ve Tıbbi Ürünler Yönetmeliğinde yapılan bir değişiklikle acil kullanım onayı maddesi eklenerek Türkiye'ye getirilen aşılar bu maddeye istinaden uygulanmaya başlandı. Şimdi normalde bir aşının uygulanabilmesi için iki ana unsurun aynı anda gerçekleşmesi lazım. Birisi etkililik, yani uygulandığında etkili olması. İkincisi güvenlilik, güvenli olması lazım. Yani zarar vermeme, yarar sağlama ilkesinin orada olması lazım. Dolayısıyla şu andaki aşı faz 3 aşaması tamamlanmadan, hatta faz 4 aşaması için henüz hiçbir işlem yapılmamışken uygulanıyor. Ana unsur COVID'den çok insan hayatını kaybediyor. Daha fazla insan hayatını kaybetmeden acil kullanım yetkisiyle bu aşılar uygulanıyor. Ne dedik? Aşının süreci neydi? Faz 1, faz 2, faz 3 aşamaları sonucunda aşının güvenli ve etkili olduğunun kanıtlanmış olması lazım. Üreticilerin elinde şu anda böyle bir kanıt yok. Sadece hastalığı engellediği, hastaneye yatma oranlarını %70 ve %90 arasında azalttığına yönelik kanıtlar var. Ama güvenli olduğuna yönelik veya aşı olan kişilerin tekrar hasta olmayacağına dair bir güvence verilmeden, ki prospektüste yazıyor zaten bu aşı hasta olmama güvencesi vermez diyor. Dolayısıyla bu faz aşamalarının henüz tamamlanmadığını görüyoruz. Şimdi aşı olmayanlar için değil ama aşı olmak isteyenler için bir problem daha var. Aşı dağılımında adalet meselesi. Şimdi adil öncelik modeli diye bu koalisyon aynı zamanda bir modelden de bahsetti. Dedi ki insanlara fayda sağlamak, zararı sınırlandırmak, yoksulluk, düşük yaşam beklentisi nedeniyle zaten dezavantajlı olan ülkelere öncelik verilsin ve her türlü ayrımcılıktan kaçınılsınla ilgili bir kural ortaya koydu. Bakalım İsrail aşıyı tamamladığını ve tam serbest olduğunu ifade ediyor. İngiltere, Almanya gibi gelişmiş ülkeler kendisini aşıladı. Ama Hindistan'da her gün 30 bin kişi hayatını kaybediyor. Öyle yoğun ölümler var ki haberlerden duyduğumuz tabii ki kadarıyla söylüyoruz. Cesetleri bile yakma konusunda ciddi sıraların olduğunu ifade ediyorlar. Ve çocuk ölümlerinin son dönemlerde arttığı ifade ediliyor. Eğer gerçekten adalet ilkesi, adil dağılım, adil öncelik modeli eğer geçerliyse neden bu ülkelere, az gelişmiş ülkelere, gelirin az olduğu, adaletin olmadığı ülkelere bu aşılar gönderilmiyor? Orası da aşı olmayı isteyenler açısından bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi öncelikle aşı adil, eşit ve ücretsiz şekilde uygulanmalı. Yani anayasa bunu söylüyor. Diyor ki, Türkiye Cumhuriyeti açısından söylüyorum. Devletin sosyal bir hukuk devleti olarak yerine getirmekle yükümlü olduğu bir olgudur bu. Aşının ücretsiz, adil olarak uygulanması. Aynı zamanda anayasal olarak güvence altına alınmış bir durumdur. Şimdi buna rağmen işte bazı kritik görevler gibi içeriği anlaşılmayan muğlak sınıflandırmalar yaparak sağlık çalışanları,
sonra işte şunlar, sonra bunlar, sonra 65 yaş üstü gibi biliyorsunuz belli başlı sınıflandırmalarla aşı kademeli olarak uygulanıyor. Bu da adalet açısından bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ülkemizde COVID-19 aşı uygulaması zorunlu hale getirilmeden isteğe bağlı yani ihtiyari olarak sürdürülmektedir. Bakanın altını çizdiği nokta da burası. Şu anda zorunlu değil, ihtiyaridir. COVID-19 aşısının zorunlu uygulaması veyahut hukuken zorunlu hale getirilmeden bireyi aşılamaya zorlayacak tedbirlerin uygulanması da gündemde. Ne demek? Zorunlu değil ama aşılı değilsen uçağa binemezsin. Aşılı değilsen otobüsle seyahat edemezsin. Aşılı değilsen ben seni kamu personeli olarak çalıştırmam gibi dolaylı anlamda insanları aşı olmaya zorlayacak uygulamalar konuşuluyor. Hatta biliyorsunuz Türkiye'de kalp alanında otorite olarak kabul edilen bir kişi kalktı. Aşı olmazsanız size kız vermeyeceğiz. Siz vatan hainisiniz gibi. Yani, köpekten çıktı hocam ya. Evet yani gerçekten akıl tutulması yaşamış, zihnini aklını kiraya vermiş bir şekliyle insanları aşağıladı. Sanki aşı olmak istemeyenler ileri düzeyde cahil insanlar bir emir komuta zinciriyle olmazsanız bunu yaparız, şunu yaparız, kızı vermeyiz, siz vatan hainisiniz ile belli başlı suçlamalar oldu. Birçok basın yayın kuruluşunda da belli başlı kişiler çıkıp televizyonlara aşı konusunda topluma bir baskı uyguluyor dolaylı veya direkt. Halbuki aşı şu anda zorunlu değil. Sadece COVID-19 aşısı değil, çocukluk aşıları da başta olmak üzere aşıların tamamı ihtiyari. Kişi isterse aşı, çocuğunun da aşı olmasını istemeyebilir. Aşı hakkı şu anda Türkiye'de mümkün. Şimdi bireyin aşılamaya zorlayacak tedbirlerin uygulanması gündemde dedik. Şimdi aşı biyolojik bir maddenin vücuda enjekte edilmesi ile yapılan tıbbi müdahale ise eğer ki öyle zaten. İnsan vücuduna yapılacak müdahalenin doğrudan akla getireceği ilk hak nedir? Vücut bütünlüğünün korunması hakkı. Dolayısıyla insanlar vücut bütünlüğünün dokunulmazlığını, vücut bütünlüğünün korunması hakkını ileri sürerek aşı olmayacağını hukuki bir yasaya dayandırabilir. Aynı zamanda bununla beraber dini ve felsefi inanç gerekçesi ile de karşı çıkabilir. Yani din ve vicdan hürriyetini, din ve kanaat özgürlüğünü öne sürerek aşı olmayacağını öne sürebilir. Aşı olmaktan kaçınabilir. Her koşulda bu iki hak da öne sürüldüğü zaman kimse aşı olmak istemeyeni direkt veya dolaylı aşı olmaya zorlayamaz. Onu küçümseyemez, onu aşağılayamaz, onun haklarını sınırlandıramaz, kısıtlayamaz. Burası net. Fakat bazı sınırlamalar belli koşullarda olabilir. Mesela bakın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi zorunlu aşının gönüllü olmayan bir tıbbi müdahale olması nedeniyle özel yaşama saygı gösterilmesini isteme hakkına bir müdahale olduğunun altını çiziyor. Ancak diyor bak özel yaşam hangi hallerde kısıtlanabilir? Ulusal güvenlik, kamu güvenliği, ülkenin ekonomik refahı, suçun ve düzensizliğin önlenmesi, genel sağlık ve ahlakın korunması, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması ve benzeri nedenlerle bireyin özel yaşamı sınırlandırılabilir. Dolayısıyla aşı özelinde buna bakarsak ne diyebiliriz? Diyebiliriz ki genel sağlığın korunması açısından bireyin özel yaşamı kısıtlanabilir. Ama bunun için de iki şart lazım. Birisi kanun. Birincisi kanun. Kanun olması lazım. Aşıyı zorunlu kılan bir kanun olması lazım. Yeterli değil. İkincisi gereklilik olması lazım. Yani kanun olsa bile kimse beni aşı olmaya kanun var aşı olacaksın diye zorlayamaz. Aşı olmamı gerektirecek bir gereklilik olması lazım. O gerekliliğin de tıbbi anlamda bağımsız bilim adamları tarafından tespit edilmesi, kanıtlanmış olması benim de ona ikna olmam lazım. Bu iki unsur aynı anda olursa özel yaşamım sınırlandırılabilir. Seyahat özgürlüğüm engellenebilir. Kamu binalarına girmem kısıtlanabilir veya sokağa çıkmam engellenebilir. Bu ne demek? Ben aşı olduğumda hem bana bireye hem de topluma fayda sağlamış olması lazım. Eğer ben aşı olduğumda bana değil de topluma fayda sağlanıyorsa burada yine bir problem var demek. Dolayısıyla o bireyin menfaati de toplumsal menfaatle uyumlu olması lazım ki onu aşı olmaya zorlayabilelim. Şimdi diyorum ki tekrar altını çizeyim. Önemli olan sadece aşı yapılacak bireyin değil, onun aşılanmaması halinde toplumsal sağlığın tehlikeye düşeceğinin ispat edilmesi dedi. Bakın gereklilik bu demek. Gereklilik şu demek. Ben aşı olmadığımda toplumun genel sağlığı tehlikeye düşerse bir gereklilikten bahsedelim. He, o zaman Orhan Demir aşılanmak zorunda. Çünkü Orhan Demir aşılanmazsa toplumun sağlığı tehlikeye düşecek. Bu bir gereklilik. İki ne olacak? Bir de bana aşı yapılması konusunda emredici bir kanun olması. Bunların ikisi aynı anda varsa beni birisi aşı olmaya
zorlayabilir. Peki polis zoruyla gelip bana aşı yapabilir mi? Orası da tartışmalı. O da çok mümkün gözükmüyor. Çünkü zorunlu tıbbi müdahale Türk Ceza Kanunu açısından, yani zorla tıbbi müdahale Türk Ceza Kanunu açısından suç teşkil etmektedir. Benim rızamın alınması gerekiyor. Şimdi bakın, insan hakları biyotip sözleşmesi bireysel yarar ve toplumsal yarar dengesinde eğer bireyin çıkarı söz konusu değilse salt toplumsal yarar ile bireyin çıkar ve refahına müdahale edilemeyeceğini düzenlemiş. Yani aşılamanın bana da yarar sağlaması lazım. O zaman şöyle diyorum. Benim aşı olmamam arasında bir fark yoksa veya aşı olmamak toplumu riske atmıyorsa, olmasa da olur bir durum gibiyse, o zaman hangi gereklilikten bahsedebiliriz? Ben aşı olmasam da toplum sağlığı açısından riskle karşı karşıya değilse o zaman bir gereklilik yok. Şimdi çocukluk aşılarında bu çok gündeme geliyor. Yani benim kızlarım aşılı değil. Benim 3 kızım var. Aşılı olmamaları nedeniyle kimse risk altında değil. Olmamış olmaları nedeniyle şimdiye kadar herhangi bir riskle de karşı karşıya kalmadılar. Aşı olmasıyla olmaması arasında bir fark da olmadı. O zaman niye olmasıyla olmaması arasında bir fark yok idiyse niye aşı olsun? Niye riskle karşı karşıya kalsın? Neden dini inanç açısından şüpheli olan veya tıbbi açıdan güvenli olduğuna dair bir tez ortaya konulamayan, bu aşı hasta olmama güvencesi vermez denilen, aşı olduğu zaman yan etkileriyle karşı karşıya kalma ihtimali olan aşıyı gereklilik yoksa biz olalım gibi bir durum söz konusu. Bunun altını çizmekte yarar var. Covid aşıları hakkında hocam, bir de yani malum kişinin sürekli hani bir doktor ya da bir sağlık çalışanı ya da ne bileyim bir profesör olmamasına rağmen ısrarla çıkıp işte orada burada malum kişiden bahsettiğimi anlamışsınızdır, kim olduğunu anlamışsınızdır. Evet. Yani sürekli aşılanmaktan bahsetmesi de biraz şey değil mi hocam? Ya bunlar tabii bunları bir pazarlama unsuru olarak mı yapıyor onu bilmiyoruz ama bir menfaat de söz konusu olabilir. Tabii ben tam emin değilim ama aşı bilimsel kurul diye, aşı bilim kurul diye ifade edilen kurulun içerisinde aşı şirketlerinin yöneticilerin olduğu bilinen bir şey. Ve bu dönemde aşı şirketlerinin birbirleriyle yarışı ve bu alandan ciddi anlamda para kazanmış olmaları, aşı üreticilerinin servetlerini biliyorsunuz 70 kat arttı. Evet. Yani 1 lira serveti varken şu anda 70 lira oldu. Dolayısıyla bu insanlar kime, neye hizmet ediyor orası şaibeli. Bazı yabancı sitelerde hocam, lafınızı kesiyorum ama bazı yabancı sitelerde şöyle bir şey de dolaşmaya başladı. AstraZeneca ya da Moderna, tam emin değilim bu konuda ama mRNA os diye bir şey enjekte ettiklerini, kabul ettiğini belirten bazı yazılar var. Windows 666. Evet. Yani aşılar arasında da tabii şaibeler var. Şimdi o birinci nesil, ikinci nesil ve üçüncü nesil, şu andaki mRNA dedikleri üçüncü nesil bir aşı. Aşının virüsün zayıflatılmış hali değil. Sadece bilgisi, kodu kişiye gönderiliyor. O kod, o bilgi işte DNA'nın içine giriyor ve 1 yıl sonra immün sistemde ne tür olumsuz etkiler yapacağına dair hiçbir veri yok. Zaten o yüzden güvence istiyorlar. Hukuki güvence istiyorlar. Zaten yeterince zenginleştiler. Onun altını çizmek lazım. Birkaç usta daha değineyim. Mesela din ve vicdan özgürlüğü açısından bakıldığında istisna, buradaki önemli istisna, üçüncü kişilerin korunması. Yani sen din ve vicdan özgürlüğünü öne sürerek aşıyı reddettiğinde karşı taraf diyebilir ki üçüncü kişilerin korunması söz konusu. Üçüncü kişilerin sağlığı tehlikede. Genel sağlığın korunmasıyla ilgili bir risk söz konusu diye ifade ediliyor. Bakın, doktrinde kamusal zarara sebep olacak din ve vicdan özgürlüğü taleplerinde bireysel özgürlüğün korunması çok mümkün gözükmüyor. Yani senin dini ve inansal taleplerin eğer kamu açısından riskse senin o talebini hukuk korumaya almıyor. Buna yönelik hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları var hem de Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmesi'nde belli başlı hükümler söz konusu. Sağlık hizmeti sunanlar dini ve vicdani gerekçeyle aşılama hizmetinden kaçınamazlar. Böyle bir durum söz konusu. Bununla ilgili yapılan yargılamalarda da mahkeme dedi ki sen dini inancını, vicdani değerlerini öne sürerek ben aşıya karşıyım, bu aşı dini inancıma aykırı, dolayısıyla ben sağlık hizmeti sunan bir kişi olarak aşı yapmak istemiyorum, bu da benim hakkım dersen ben o hakkını koruma altına almam diye verilen kararlar var. Diyor ki çünkü sen sağlık hizmetlerinde böyle bir hizmetin olacağını bilerek bu mesleği seçtin. Dolayısıyla sağlık hizmetini vermekten kaçınamazsın diye hem aşıyla ilgili hem de kürtajla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları var. Yani kürtaj yapmak istemeyen bir sağlık çalışanının
Bu talebi reddedildi. Sen mesleği bilerek seçtin diye. Özetle yetişkin bireylerin tıbbi müdahaleyi kabul veya reddetme hakları mevcuttur. Çocukları için bu kararı çocuğun velayetine sahip olanlar verecektir. Tıbbi müdahaleyi reddedenin kullandığı gerekçenin makul olup olmamasının önceden biliniyor olup olmamasının veya hatta bir gerekçesinin var olup olmamasının pek de önemi yok. Önemli olan unsuru söyledim. Sen bu talebini ilettin, bu talebin değerlendirildi. Bu talebin karşısında toplumsal risk varsa, yani senin aşılanmaman toplumun hayatını, sağlığını riske atıyorsa, sana zorla aşı uygulaması hukuken mümkün olabilir. Hukuk bunun önünü açabilir. Koşul bu. Yani gereklilik. Demokratik toplumda bilim insanlarının, özgür iradeye sahip bilim insanlarının bunu gerekli görmüş olması, kamuoyunun ikna olmuş olması ve bir kanunun olması. Bunlar varsa ancak zorla aşı yapılması hukuki açıdan mümkün olabilir. Yani bu şu demek, mahkemelere gittiğinde, Anayasa Mahkemesi'ne gittiğinde, Uluslararası İnsan Hakları Mahkemesi'ne gittiğinde mahkeme diyebilir ki sana, ya kusura bakma sen haklı değilsin. Bak toplumsal gereklilik var, bak kanununuz da var, iç emriniz de var. İç kanunuz emrediyor. Bilim adamları toplumsal anlamda gerekli olduğunu ifade etmiş. Senin açmış olduğun davaya biz seni haklı görmeyiz diyebilirler. Bununla ilgili çünkü örnek kararlar var kimelerde. Evet hocam, Ayşe Hanım'ın bir sorusu var da. Zihinsel engelli kardeşinin nöbet geçirdikten sonra hastaneye ambulansla nakli sırasında refakat etmesine müsaade edilmemiş. Bu konuda nasıl haklarımızı arayabiliriz diyor. Ya da hakkımız nedir? Şöyle, yani zihinsel engelli bir kişi o andaki bilinci kapalı mı açık mı onu bilmek lazım. Şimdi bilinci kapalıysa hasta yakınının orada olup olmamasının hastaya bir yararı olmayacağı için belki oradaki duruma göre, koşullara göre istemeyebilirler. Ama hastanın bilinci yerinde ve yanında yakınının olmasını istiyorsa orada o yakınının mutlaka ambulansa alınmış olması lazım. Hastanın durumuna göre bu değerlendirilmesi gereken bir sorudur. Ne yapabilir? Yaşamış olduğu olayı, yaşadığı zamanı, saati, vakti, işte ambulansın plakası varsa veya muhataplar varsa bunları ifade eden bir yazılı müracaatla Sağlık Bakanlığı'na iletebilir. Sağlık Bakanlığı'na iletilen bu şikayetler bir şekilde dolaylı olarak bizim önümüze veya bizim gibi arkadaşların önüne gidiyor. Onlar kurumdan savunma istiyorlar. Eğer gerçekten o hastanın yanında o anda ebeveyninin olması gerekliyse veya bu koşullar sağlanmadıysa sağlık çalışanları uyarılıyor. Diyor ki bir daha bu olursa kınama gelir ve bir daha kınanırsa meslekten uzaklaştırılacaksın diye kararlar veriliyor. Peki doktorlar 657'ye tabi mi hocam? Tabii devlet memurları kanunu tabidir. Kamuda çalışanlar. Zaten biz idari anlamdaki olan yaptırımlar 657 sayılı devlet memurluğu kanunundaki uyarı, kınama, görevden uzaklaştırma gibi hükümlere tabidir. İdari anlamda bizim verdiğimiz, yaptığımız, aldığımız kararlar idari yaptırım. Ama malpraktis varsa, yani tıbbi hata varsa, meslek ve sanatta acemice davrandığı için veya suistimal ettiği için, kasti anlamda yaralama yaptığı için veya ölümüne neden olduğu için bir yargılama yapılacaksa bu Türk Ceza Kanunu kapsamına alınıyor ve kişinin şikayetine bağlı veya savcılık haberdar olmuşsa reysen kendisi harekete geçip kamu davası açabiliyor. Kişinin illa dava açmasına gerekli olmuyor. Kamu davası açılmışsa. Peki hocam, benim aklımda aslında bazı şeyler var ama tilkiler dolanıp duruyor. Sizi de fazla yormak da istemiyorum. Yani şöyle, bu Covid meselesi açıldı ya, Covid meselesiyle alakalı şimdi istatistiklere baktığımız zaman dünya genelinde 162 milyon vaka olduğu söyleniyor. İşte 3.36 milyon kişinin vefat ettiği söyleniyor. Yani 3.36 derken 3 milyon 360 bin kişinin bugüne kadar vefat ettiği söyleniyor aşağı yukarı 1,5 yıllık süreçte. Fakat dünya istatistiklerinin paylaşıldığı Worldometers Info diye bir site var. Buraya baktığımız zaman da İşte şu anda mesela 1 Ocak tam bugüne kadar bulaşıcı hastalıklardan ölen sayısının 4 milyon 799 bin olduğu, işte kanserden ölenlerin 3 milyon 36 bin olduğu, 5 yaş altında ölenlerin 2 milyon 809 bin olduğu, trafik kazasında ölenlerin 500 bin civarında olduğu görünüyor. Yani bu sayılar Covid'in pek de böyle dünya genelinde işte salgın olduğunu gösteren bir hastalık olmadığını gösteriyor. Ben bu sayılara, istatistiklere baktığım zaman kaldı ki TÜİK'in 2019 verilerinde 456 bin vefat olduğu söyleniyor Türkiye'de. Bu 456 bin vefatın %9'u mu %12'si mi solunum yolu hastalıklarından, yani 56 bin kişiye tekabül ediyor. Bu istatistiklere baktığımız zaman, Türkiye'deki vefatlara baktığımız zaman, yani Covid'in gerçekten bu kadar abartıldığı kadar olmadığını gösteriyor. İstatistiksel olarak söylüyorum. Benim fikrim bu, nacizane. Diğer taraftan da
Buyurun. Evet, yani Türkiye'de de işte 28 bin, geçtiğimiz yıllarda 28 bin kişinin öldüğü, bir artış oranıyla 32 bine yakın kişinin 2020 yılında ölmesi gerektiğine dair bir, sizin de bahsettiğiniz bir istatistik vardı. Rakamlar uyumludu. Yani salgın hastalık, pandemi olmasaydı bile 32 bin civarında bir kişinin zaten çeşitli sebeplere bağlı olarak hastanede veya hastane dışında ölebileceğine dair zaten evet istatistikler var. Fakat böyle bir hastalık olmadığı halde sanki böyle bir hastalık varmış gibi davranılıyor derseniz tam olarak oraya ben katılamıyorum ve bu görüşe katılamıyorum. Niye? Ben de COVID geçirdim. Yani bir sağlık sorunum yok, bilinen, kronik bir hastalığım yok. Ama şimdiye kadar geçirmiş olduğum rahatsızlıkların içerisinde en ağırı idi bu. Bütün o kas ağrıları, koku kaybı, tat kaybı, görme sorunu, yüksek ateş gibi çok unsur. 9 gün direndim evde. Çünkü ilaç kullanılmasına gerekli değilse çok taraf olan bir insan olmamam nedeniyle 9 gün evde kaldım. 9. gün gitmek zorunda kaldım çünkü ateş 40'lara yükselmişti. Ve akciğerlere hastalığın indiği, akciğerlerde buzlanma olduğu gözüktü çekilen filmde. Dolayısıyla birçok kişi de hayatını kaybetti. Ben hastanede hayatını kaybeden kişilerin hayatını kaybetme sebeplerinden bir tanesi sürekli ifade edilen aşırı tıbbi uygulamalar olduğu görüşüne de katılmıyor değil. Yani hastalığı evde geçiren insanlar daha bir şey olmuyorken saturasyon işte 80'in altına düştü. Hadi hemen hastaneye gidelim, oksijen verelim, yoğun bakımı alalım, entübe edelim. Sonrasında kişinin kalp krizinden veya beyne fırtınasına bağlı olarak öldüğüne dair birçok vaka var. Önceden biz şu ilacı kullanıyoruz, ne güzel de yapıyoruz, 1 milyon tane aldık, bak biz bedava veriyoruz, başka ülkeler bunu bile bulamıyor diye övünülen ilaçların şimdi piyasadan toplatıldığını, insanlara yarar değil, zarar verdiğine dair biliyorsunuz geçtiğimiz hafta haberler çıktı. Daha önce de başka bir ilaç toplatılmıştı. İşte bunların tamamı toplumda bir şaibeye neden oluyor. Aşıyla ilgili iklimin ana nedeni de bu zaten. Yani sen yarar sağlıyor diye insanlara kullandırdığın, yoğun bakımda kullandırdığın, hastanede serviste verdiğin ilaç insanlara yarar sağlamıyor, zarar veriyor diye daha sonra toplatıyorsun. Ölümlerin ana nedeni kalp krizi diyorsunuz. Veya aşırı kan sulandırıcı verilmeye bağlı iç kanamalar dolayısıyla birçok kişinin de iç kanamaya bağlı felç geçirdiğine dair birçok bulgular var. Dolayısıyla bu verilerin çelişkili olması, açıklamaların farklı farklı olması, bugün beyaz dediklerine yarın hayır beyaz değilmiş demiş olmaları gibi unsurlar toplum kafasında ciddi şaibeler ve güvensizliğe neden oldu. Dolayısıyla insanların bu şaibeli dönemde tabii ki aşı olmak istememesi, hem dini gerekçeyle olmak istememesi, hem vücut bütünlüğüne dokunulmasının kişinin rızasına bağlı olması gibi gerekçelerle istememesi gibi unsurlar basit alaya alınacak, tiye alınacak unsurlar değil, dikkate alınması gereken unsurlar. Bunun altını çizmek lazım. Evet. Ama Hindistan'da yaşananlar, biliyorsunuz ilk çıktığı dönemde İtalya'da gördüklerimiz, doğruysa bu gördüklerimiz, bize anlatılanlar, gösterilenler doğruysa olağanüstü şeylerin olduğunu gösteriyor. Yani İtalya'da şu anda özellikle son Hindistan'daki olaylar inanılmaz düzeyde. Eğer gerçekten bu insanları bu hale getiren başka bir şey değilse, bu bir virüs demek ki, böyle bir virüs var ama yöntem farklı veya tedavi yöntemi yok veya tedavi yanlış, onlar hep kafamızda soru işareti olarak duruyor. Evet. Ya ben zaten şöyle söylüyorum hocam, yani virüs yok ya da hastalık yok demiyorum. Sadece dünyada bu kadar kapanmaya gidecek kadar ya da işte karantina oluşturacak kadar olmadığını düşündüğümü söylüyorum. Yoksa virüsün olmadığı dair bir şey bahsetmiyorum. Hocam sizi çok yorduk. Estağfurullah. Hakkınızı helal edin. Aslında konuşacak çok konu var. Katılımınız için, bu güzel sunumunuz için. İnşallah değerli kardeşlerimiz bu konuda bilgilenmişlerdir. Bundan sonra sağlıklı bir hayat geçirirler. İnşallah hiç kimsenin hastaneye ihtiyacı olmaz ama onsuz da bırakmasın Rabbimizi. Yani sonuçta ihtiyacımız oluyor. Doktorlar bizim için değerli. Sağlık çalışanları bizim için değerli. Değerli oldukları kadar biz de onlar için değerliyiz diye düşünüyorum. Arasında istisnalar çıkacaktır. Yani istisnalar kaideyi bozmaz. Yapacak bir şey yok bu konuda. Gerekli şikayetlerimizi ya da ne bileyim gerekli haklarımızı aradıktan sonra bunların da azalacağına inanıyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Son olarak söylemek istediğiniz. Şunu ekleyeyim. Yani sağlık çalışanları hakikaten ciddi bir fedakarlık gösterdiler. Şimdi göstermeleri gerekiyordu veya gerekmiyordu. Orası ayrı mesele. Çünkü netice itibariyle bu insanlar da emir ve talimatla çalışıyorlar. Yani bir kurul karar veriyor. O karar doğrultusunda bu insanlar hizmet sunmaya başlıyorlar. Aylarca evine gidemeyen, çocuklarını göremeyen, eve gidemediği için annesinin babasının yanında olamayan, onları görmeden işte annesini babasını kaybeden, hastanede bu virüsü alıp hayatını kaybeden biliyorsunuz onlarca vaka yaşandı. Tabii ki çok kıymetliler, hepsinin emeğinden Allah razı olsun. Umarız
Bu bizim kafamızda dolaşan, aslında başkalarının ifade ettiği, başka bilim adamlarının hayır öyle değil böyle dediği unsurlar doğru değildir. Gerçekten böyle bir süreç. Şimdi bunu da net olarak şöyle tam söyleyemiyorsun. Gerçekten yaşanmışsa da diyemiyorsun. Şimdi umarız yaşanmamıştır dersen, bu kadar insan niye hayatını kaybetti? Niye bu kadar emek verildi? Toplum niye evlere tıkıldı? Niye bu kadar ekonomik anlamda menfaatlerimiz zedelendi sorusuyla karşı karşıya kalıyoruz. Böyleyse, gerçekten böyleyse niye bazı bilim adamları çıkıyor da toplumun kafasını karıştıran çelişkili açıklamalar, aykırı açıklamalar yapılıyor? Neden bunlara müsaade ediliyor? İşte burası bir muamma. Allah feraset versin. İnşallah. Zihin açıklığı versin. Muhakeme yeteneği, analiz yeteneği versin. Ne bileyim, yani söyleyebileceklerim bunlar. İlginç bir dönemdeyiz hocam. Bilimin bilim olup olmadığından şüphelenmeye başladı yani. Evet. Tekrar hayırlı teşekkür ederim hocam. Eyvallah. Allah razı olsun. Sizden de çok sağ olun. Tekrar görüşmek dileğiyle inşallah. İnşallah. Allah'a emanet olun. Sağ olun sizler. Değerli izleyicilerimiz de Allah'a emanet olsunlar. Hanımlar Kurulumuzun özellikle sağlık araştırmaları yapan birimine de teşekkür ediyoruz bu güzel çalışmayı yaptıkları için. Orhan Hocam'la da tanışmama vesile oldular. Tekrardan teşekkürler, hayırlı akşamlar.